Adana'da yıkılacağı için girilmesi yasak olan binada hurdacılar ev sahibinden satın aldıkları malzemeleri canlarını hiçe sayarak çıkardı. Hurdacı kendini arkadaşlar etrafta önlem aldı, sarsıntıyı söylüyor. Burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok, takdir ilahi diye savundu. Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle 11 şehirde yüzlerce bina yıkıldı. Adana'da etkili olan depremde şehir merkezindeki 11 bina yıkıldı. 418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana'da 148 binaya da ağır hasarlı raporu tutuldu. Acil yıkılacak olan bu binalardan ev sahipleri eşyalarını, canlarını hiçe sayarak alıp binanın diğer malzemelerini de hurdacılara sattı. Hurdacılarsa yıkılacak binalara girerek dairelerin plastik pencere çerçevelerini, çelik kapılarını ve demir şebekelerini söküp almaya başladı. Her an yıkılacak binalara canlarını hiçe sayarak giren hurdacı Çetin Kaya, depremde 10 gün boyunca çalışmadıklarını ancak eve ekmek götürmek zorunda olduklarını söyleyerek, "Burası ağır hasarlı ancak çalışma yapıyoruz," dedi. Hurdacıların eşyaları indirme anı drone'la da görüntülendi. Çalışma yapıyoruz, hurdacıyız. Burası ağır hasarlı yıkılacak bina. Vallahi ağır hasarlı ama şimdi biz demin muhtarımıza söylediğimiz gibi ilk depremin ilk gününden beri 10 gün boyunca evlerimizde biz de aynı acıyı, aynı şeyi yaşadık. Çalışmadık ama 10 günün sonundan sonra ister istemez çalışmak zorundayız. Biz yukarıda çalışırken binanın etrafında 3-4 tane arkadaşlarımız binanın herhangi bir şekilde sarsılma bir şey olduğu zaman bağırıyorlar. Kalan eşyalar mı? Evet, pimapen, balkon demiri, pencere, çelik kapı, mutfak. Sattılar mı? Tabii, rızalarıyla, para karşılığında anlaşıyoruz. Bu şekilde alıyoruz. En ufak sarsıntı burası yıkıldı. Yani şimdi deprem kaçınılmaz bir şey. Allah'ın emri. Depremin dışında da şuradan bir araç geçse bile yıkılabilir ama lakin... Yalnızı hiç düşünmüyor. Hocam biz de bu işi yaparken evdeki çocuklarımızı nasıl geçindirebiliriz diye düşünüyoruz. Ama yıkılıp ölürsen? Takdir-i ilahi. Başka da bir şey yok yani. Diyemeyiz çünkü sözün bittiği yer derler ya. Vallahi hazır. Korsanız bize yapmazlar.